Milyonlarca kişiye erken emeklilik kapısı açıldı. O tarihte işe başlayanlar dikkat. EYT yasası milyonlarca kişiye emeklilik hakkı tanıdı. Sigorta başlangıç tarihleri 8 Eylül 1999'dan sonra olanlar erken emeklilik hakkına sahip olabilecekler. Peki nasıl? İşte detaylar. EYT yasası milyonlarca kişiye emeklilik hakkı tanıdı. Ancak sigorta giriş tarihi 8 Eylül 1999 sonrası olanlar bu haktan yararlanamadı. Peki sigorta başlangıç tarihleri 8 Eylül 1999'dan sonra olanlar hangi koşulları sağladıklarında erken emeklilik hakkı elde edebilirler? EYT emeklilikte yaşa takılanlar yasası milyonlarca kişiye emeklilik hakkı sunarken 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli olanlar bu haktan yararlanamadılar. Peki, bu tarih sonrası sigortalı olanlar hangi koşulları sağlayarak erken emeklilik hakkına kavuşabilirler? Emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler, özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için belirli yasal haklardan yararlanabilirler. Kadınlar için emeklilik yaşı 58, erkekler içinse 60 olarak belirlenmiştir ve 7000 gün prim ödeme şartı aranır. Peki emeklilik tarihini öne almak için gerekli yasal şartlar neler? Yıpranma payı olan meslekler. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar, örneğin madencilik ve gazetecilik gibi mesleklerde sigortalılık sürelerine belirli bir oran eklenerek ve işe giriş tarihleri geriye çekilerek emekli olabiliyorlar. Kadın çalışanlara doğum avantajı. Kadın çalışanlar, çalışma süreleri içindeki doğum sürelerini borçlanarak çocuk sayısı kadar sigortalılık günlerine ekleyebiliyorlar. Bu imkan en fazla 3 çocuk için geçerli ve böylece 3 çocuk sahibi bir kadın, çalışamadığı varsayılan 2160 günü 6 yıl prim olarak satın alabiliyor. Bu şartlar altında 3 çocuğu olan bir kadın çalışan, yaş sınırını doldurduğunda 6 yıl daha erken emekli olma hakkına sahip olabiliyor askerlik borçlanması yapılarak erken emekli olunabilir. Kadınlara sağlanan doğum borçlanması benzeri şekilde, erkek çalışanlar da askerlikte geçen süreyi borçlanarak prim kazanma fırsatına sahip. Sigorta başlangıcı öncesinde yapılan askerlik borçlanması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekebiliyor. Bu durum, çalışanlara ortalama bir yıl kadar daha erken emekli olma şansı tanıyor. Yıl şartı 25E çıkarıldı. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduran çalışanlar emekli olabiliyor. Yaş şartı ise kadınlar için 58, erkekler içinse 60 olarak belirlenmiş durumda. Bu imkan 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için geçerli. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için ise prim gün sayısı 4500 E yıl şartı ise 25 E çıkarılmıştır. %60 oranında sağlık raporu yeterli. Çalışma sırasında iş yapabilme güçlerini en az %60 oranında kaybettiklerini sağlık raporuyla belgeleyenler malulen emekli olma hakkına sahip olabilir. Bunun için en az 1800 gün prim ödemiş olmak yeterli oluyor. Engelli çalışanlar için de erken emeklilik düzenlemesi mevcuttur. %40 ve üzeri engellilik raporu alarak vergi indirimi avantajından yararlanan engelli çalışanlar, yaş şartı aranmaksızın 15 yıl ve 3600 gün ile başlayarak, işe giriş tarihlerine göre 18 yıl ve 4680 güne kadar süreyle emekli olma hakkına sahiptir.